Efsane rüyalarınız. Anam ne rüya görüyorsunuz? Kim yorumlayacak? Efsane ben. Kime yorumlayacağım? Sizlere yorumlayacağım şikayet eder gibi bir tavrım var ama alakası yok. Çok uzun rüyalar yazıyorsunuz. İlk önce evet evimizde, evinizde ağırlıyorsunuz. Ofisinizde ağırlıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz için hepinize ayrı teşekkür etmiyorum. Çünkü biz aileyiz artık teşekkür etmenin anlamı yok. Aylardır birlikteyiz zaten. Yıllardır hatta. E, Cansu Lavender. Emine Hanım merhaba. Rüyamda kendi göğsüm kesilmişti ama kan yok. Dikiş izi izini görüyorum ama karnım orada çok güzel göğüs, göğüsler görüyorum. Sütten takınca eski yerine geliyor. Yeni dikişli göğsüm oraya sanki kesi. Yani şöyle söyleyeceğim Cansu'cum. Senin hayatında e, duygusal anlamda yani e, yaşadığın ilişki ya da yaşadığın karmaşalar seni psikolojik olarak biraz mutsuz olabilir ama rüyada göğüs görmek aslında berekettir ama kesildiğini görüyorsun biraz para kaybı yaşayabilir ailenin biraz maddi ya da yaşadığın ilişkide bazı yalanlar ortaya çıkabilir canın sıkılabilir dikkat et diyorum cansu lavenderciğim Sibel 34 abla rüyamda bir yerdeyim, biri gelip polis memuru şehit oldu diyor. Özellikle şehit rüyada olduğunu görmek. Ben de ne güzel şehit olmuş diyorum. O arada içeriye girdim ve polis genç, çok güzel bir erkek ama daha yaşıyor. Yastığı beyaz, aha abdest aldığını görüyorum. Ya sen şöyle söyleyeceğim, yaşın kaç bilmiyorum ama senin devletle alakalı beklediğin yenilikler var. Ve bu yenilikler senin hayatında... Ee, ne istiyorsan gerçekleşecek. Ailende devlet ya da evrak işleriniz ne varsa çok büyük bir aydınlığa kavuşacaksın. Ama sen devlet görevlisi ya da üst rütbeli bir insanla hayatını değiştirebilirsin ya da yurt dışı ile bağlantılı bir süreçler yaşayabilirsin. Ali Turna 2 saat önce yazmış. Rüyamda Ramazan pidesi alayım diyorum. 18 Aralık 70 teşekkür ediyorum. Ramazan pidesi Ramazan ekmektir ya aldığınız şey. O yüzden siz ne istiyorsanız iş problemlerinizde hassasiyet döneminiz var işinizi ya da yerinizi değiştirmek istiyorsunuz ama cesaret yoksunuzsunuz olabilir korkularınız olabilir. Bence korkma değiştir çok güzel bir aydınlık yaşayacaksın kız ne yiyorsun boynun devrim yesin yavrum yemek ses gitmez yemamasını yi yiyor. Ben de rüyamı sizi uyutmak istiyorum ama nasıl yapayım konu hiç aklıma gelmiyor. Nereye Whatsapp'a mı göndereyim? Aa, Nazlı Erbatur. Sen ne kafalardaydın rüyayı işte buraya yazıyordun ama ya kocam iki aydı rahmetine gitmiş. Rahmete gitmiş yani öbür dünyaya mı? Rahme, e, Azerbaycanlı biri bu gece rüyamda e, ayakkabısını giyerken ucunu çekmek istiyor. Parmağı kesiyor kanıyor lütfen. Ya Havin'cim şöyle söyleyeceğim. Kocan çok ani bir rahatsızlıkla gitmiş olabilir ama senin iki erkek evladın ya da üç erkek hani iki erkek bir kız çocuğun olabilir. Onlarla ilgili evrede bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Ee, yani parmak kesilmesi gittiği yerde rahat değil. Kalpten mi, kanserden mi öldü? Onu yazmamışın ama biraz sıkıntılı. Abla Yasemin ağacına ne yazılır? Ha Yasemin ağacı ağaç çok berek. Yasemin'in kokusu muhteşemdir. Hayatında kötü giden en acımasız şeylerin o kadar güzel değişeceği ve o kadar artı noktaya erişeceksin ki bence sen korktuklarından aydınlığa kavuşacaksın. Ee, rüyamda benden küçük bir erkek kardeşim olduğunu ve annemin çocuk doğurmak istediğini gördüm. 27 yaş erkek koç burcu. Annenizin rahimle ilgili ya da sağlık problemleriyle ilgili sor sorunları olabilir. Bir de senin özel hayatında bazı problemlerin var. E, rüyamda içi süt dolu bir biberon gördüm. Elimde. Teşekkürler Tuba Özturnacığım. Senin elinde görmen sütü, biberonda görmen sıkıntıdır. Ailede göğüsle alakalı ya da sağlıkla ilgili dikkat edilmesi gereken, özellikle kadınsal bölgeyle alakalı sorunlar, aile büyüklerimizle ilgili sıkıntı olabilir. E, i̇hmal etmeyin. Burcu in Abla rüyamda sevgilim beni iki kişiyle aldatıyordu. Ben çok üzüldüm, ağlıyordum. Burcu'cum bu bir rüya. Gerçek değil, ağlamana gerek yok ama muradın neyse aydınlığa kavuşacak. Evet bu haftalık haftalık yorumlarımızı yaptık, hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Hepki hepiniz sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.